GTA 4 gizemleriyle ve karanlık havasıyla bizi dört bir yandan kuşatan bir oyundur. Alüminyum şapkalı delilerin kurduğu komplo teorileri oyunun içindeki internet sitelerini, televizyon kanallarını ve gazete haberlerini her daim meşgul eder. Terk edilmiş binalarda, sislerin çöktüğü mezarlıklarda ve yeraltının karanlık ve dar tünellerinde zombilerin, hayaletlerin, vampirlerin ve daha tarif edemediğimiz sayısız yaratığın söylentileri dolaşmaktadır. Gelin GTA 4 içindeki bu gizemli varlıklar hakkında konuşalım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4 gizemlerine hoş geldiniz. Alderney bölgesinde Tudor Mahallesi'nin Argus Sokağı'nda Sprank markasının terk edilmiş halde duran harabe haldeki bir fabrikası yer alır. Yıkık durumdaki 3 katı vardır ve bodrum katındaki bir tünelin içinden çıkan raylarla dış dünyaya bağlanır. Fabrikanın iç kısmı darmadağınıktır, çöplerle doludur ve iniş çıkışlar tamamen moloz yığınları üzerinden yapılır. Bazı oyuncular bu harabenin içinde dolanırken çığlıklar duyduklarını veya hayaletlerle karşılaştıklarını iddia ederler. Eğer içeriye girip silahınızı ateşlerseniz gerçekten de korkutucu ve saldırgan sesler duyabilirsiniz. Hatta bodrum katındaki tünelde de hareket eden ürkütücü karartırlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii bu olayın bambaşka bir gerçekliği vardır. Silah ateşlendiği zaman duyulan sesler, terk edilmiş fabrikanın yakınındaki bir işletmenin güvenlik görevlilerinin verdiği tepkilerden gelir. Yer altındaki tünellerde görülen kişiler ise aslında oyunun her yerinde yer alan zavallı evsizlerdir. Buna rağmen oyuncular bu tekinsiz mekanı araştırmaya bütün meraklarıyla devam ederler. Ve buradaki söylentilerin ötesinde GTA 4 içinde çok daha gerçek gizemler bulunur. Liberty City kadar büyük bir şehirde insanların gizemli detayları gözden kaçırması çok kolaydır. Ama GTA 4 kadar büyük bir oyunda da bazı dosyaların varlığından haberdar olmamamız kadar doğal bir şey olamaz. Oyun dosyalarında veri avına çıkan bazı oyuncular zombi.wtd adındaki gizemli bir dosyaya rastlar. Bu dosyalar oyuncunun üzerinde oluşacak yara bere izlerini, Angry and Hungry, The Resurrection adındaki tuhaf bir oyun modunu ve de bu modun içinde kullanılacak silahlar ile öğeleri kapsar. Dahası, M Zombie adındaki bir ses dosyası da yine bu veri dizinin içinde bulunabilir. Tabii böyle bir oyun modu GTA 4'ün içinde bulunmasa da bu dosyaların mevcut olması GTA 4 dünyası içindeki zombi söylentilerinin ateşini iyice harlamaktadır. Oyunun en büyük gizemi ve de en ilginç içeriği hiç kuşkusuz Happiness adasında bulunan mutluluk heykelinin içinde yer alan ve insanların da şehrin kalbi olarak adlandırdıkları Easter Egg'tir. Heykelin merkezine büyük zincirler ve tüplerle bağlanan bu devasa kalbe ulaşmak uğraştırıcıdır. Oyuncunun bir helikopter yardımıyla heykelin üstündeki platforma kadar yükselip aşağıya atlamasını gerektirir. Burada dört tarafa bakan dört tane kapı vardır ve üzerinde burada gizli bir içerik yok diyen bir tabelanın asıldığı kapıdan içeri geçilmesi gerekmektedir. Aslında bu durum hem GTA Vice City'de hem de San Andreas'ta görülen bazı Easter Egg'lerle benzerlik gösterir. Buradan geçildiğinde heykelin içine girilebilir ve devasa kalp görülebilir. Eğer kendisine ateş edilirse kurşunların isabet ettiği yerlerden gerçekten de kan çıkabilir. Area 53, GTA 4 içinde oyuncunun erişebileceği web sitelerinden birisidir ve aslında San Andreas'taki aynı isimdeki radyo programına yapılan bir göndermedir. Site, zaten radyo programının da sunucusu olan Marvin Thrill tarafından işletilmektedir. Bu kişi GTA evrenindeki ünlü komplo teorisyenlerinden birisidir ve Epsilon programının da bilinen üyelerindendir. Sitede ayrıca kıyamet geri sayımına gönderme yapan bir zaman göstergesi de bulunur. Oyuncular bu durumu oyunun içinde gerçekleşeceğini düşündükleri bir mahşer senaryosuna, hatta bir zombi mahşerine bağlarlar. Marvin Thrill bu sitede elinde bir uzay gemisinin bulunduğunu ve dünyanın üzerine çökmekte olan kıyameti engellemek adına uzaya açılıp kozmik bir bilgelik elde edeceğini açıklar. Ayrıca Area 53, San Andreas'tan bildiğimiz The Truth'un da kullandığı başka komplo teorisyenin siteleriyle de doğrudan bağlantılıdır. Bu sitelerde de uzaylılar, tarikatlar
veya Illuminati gibi gizemli konulara gönderme yapılır. Vice City ile San Andreas gibi eski GTA oyunlarındaki gizemlerle bağlantılar kurulur. Duke's mezarlığı GTA 4 içindeki en gizemli yerlerden birisidir. Oyuncular burada garip sesler duyduklarını ve paranormal varlıklarla karşılaştıklarını söylerler. Ama bizi ilgilendiren konu burada dolaştığı söylenen vampirlerdir. Mezarlıkta ya 14. yüzyıldan kalma ya da 14. yüzyılda doğup 19. yüzyılda ölen birisinin mezar taşı bulunur. Mezar taşındaki eskime yüzünden üzerindeki yılların bu seçeneklerden hangisine ait olduğunu kestirmek çok zordur. Ama iki seçenek de son derece olağanüstü durumları işaret eder. Oyunun içinde Octavia adında bir karakter bulunur. Söylediğine göre kendisi Rumence dilinde vampir anlamına gelen Nosferatu ismindeki bir yaratıktır. Duncan the Morbid ismindeki birisiyle tanıştıktan sonra vampire dönüştüğünü iddia eder. Duncan'ın kanını Octavia ile paylaştığı ve kızın ailesini öldürmeyi teklif ettiği konuşulmaktadır. Geceleri ikilinin insanların kanını içtiğinden bahsedilir. Mezarlıktaki mezar taşının yarattığı sıra dışı durum da oyunun içinde bulunan bu karakterlerle ve onların hakkında dillerde dolanan iddialarla bir araya geldiğinde çok ilginç bir olasılığa yaklaşırız. Dün verdikleri röportajda polis memurları şehirde dolaşan garip söylentilerin Liberty City'nin imajını zedelediğini söylediler. Ölü şarkıcıların, koca ayağın, gizemli şehirlerin, yenilmez suçluların ve köpeklerin kentin deli sakinleri arasında rahatsızlık yaydığını aktardı bir muhabirimiz. Bu alıntı oyun dünyasında Liberty Tree adıyla geçen bir gazetenin haberinden yapılır. Oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir gazete haberidir bu. Çünkü oyunun içindeki pek çok gizeme işaret eder veya işaret ettiği düşünülür. Bu ifadenin gerçekliği yarı yarıyadır. Çünkü haber çeşitli gizemleri işaret etse de hiçbiri GTA 4 içinde değildir. Geçmiş GTA oyunları hakkındaki söylentiler vurgulanır. Vice City'de zombi Elvis Presley ve dev timsah söylentileri vardır. Koca ayak San Andreas gizemleri içindedir. Gizli şehirler GTA 3 oyuncularının konuştukları bir iddiadır. Yenilmez suçlular ise oyunların ana karakterlerine gönderme yaparken köpekler de GTA 4 ve öncesindeki herhangi bir GTA oyununda herhangi bir köpek bulunmamasıyla dalga geçer. Liberty City altındaki metro tünel ağı geniştir ama karanlık ve basıktır. Oyuncu o hiçliğin içinde hep yalnız kalır. En azından yalnız olduğunu umar. Çünkü bu tünellerde yarı fare, yarı insan bir yaratığın dolaştığı söylenir. Bazı metro istasyonlarının en dip kısımlarında, kimsenin bulunmadığı noktalarda, yerlerde kan lekelerini andıran görüntülerle karşılaşılabilir. Bu lekeler kırmızı tonlarından ziyade turuncu renktedir. Ama Redman'in kanının da turuncumsu bir renge sahip olduğunun iddia edilmesi tünelleri daha da tekinsiz yapar. Tünellerde yaşayan bazı evsizlerin de eğer oyuncu onları rahatsız ederse "I am Redman, yani Redman benim" diye bağırarak uzaklaştığı bilinen gerçekler arasındadır. Açıkça bildiğimiz bir diğer durum da Episodes from Liberty City ek içeriklerinde Weasel News adlı bir haber kanalında metro tünellerindeki bir fare istilasının yaşandığı yönünde haberlerin yapıldığıdır. Ayrıca oyun içindeki Craplist isimli internet sitesine girildiğinde Human Lab Rats, yani insan deney fareleri yönünde bir iş ilanının olduğu görülebilir. Yine oyunun dosyalarında "kurt kadar büyük bir fare gördüm" diye konuşan karakterlerin sesleri bulunabilir. Redman GTA 4 içindeki en büyük gizemlerden birisidir ve daha kendisine dair somut bir kanıt bulunamamasına rağmen ona yönelen bir sürü iz görülebilir. Yani oyuncular tabii ki bu gizemin peşinden koşturmaya devam edeceklerdir. Liberty City sahip olduğu basık, karanlık havasıyla ve sokaklarını dolduran bir sürü deli komplo teorisyeniyle sayamadığımız kadar çok iddiaya, gizeme ve söylentiye ev sahipliği yapar. Bunların hepsinden aynı videoda bahsetmek mümkün değildir. Ama emin olun, sonraki bölümlerde her birinin üzerinden teker teker geçecek ve GTA 4 denen bu güzel oyunun geçtiği şehirdeki sisler perdesini ardına kadar açacağız. Sonraki videoda
Görüşmek üzere.